Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim bilan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur sevgili izleyicilerimiz yeni bölümümüze hoş geldiniz size ve her yerden izleyicimize. Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyorum. Halen yeni antlaşmanın ikinci kitabı olan Markos Müjdesi'ni inceliyoruz. İkinci bölüme ulaştık. Bu çalışmada kutsal kitaplarınızı almanızı ve bizi takip etmenizi öneririm. Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa bize gönderin ve Rabbin lütfuyla cevaplayalım. Bölümün başında konuğum Rabbiniz Metkiyar'ı, burada bizi onurlandıran Yusuf Kardeş'e hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Yusuf hoş kardeş. Hayat kardeş. Aramızda olmanızdan onur duyduk. Rab sizi kusasın. Stüdyodaki konuklarımız sizler de hoş geldiniz. Rab sizi kusasın. Yusuf Kardeş bize ikinci bölümün ana fikirleri hakkında genel bir bakış sunar mısınız lütfen? İkinci bölümde Mesih dört kişi tarafından taşınan felçli bir adamla geldiklerinde muhteşem bir mucize gerçekleştirdi ve Rabb onu iyileştirdi. Sonra daha sonra adı Matta olan ve Matta müjdesini yazan Levi'nin çağrılışını görüyoruz. Sonra oruç hakkında bir soru var. Sonunda bölümün sonunda öğrenciler tahıl tarlalarından geçtiler ve koparıp yediler ve Ferisiler buna itiraz ettiler. Teşekkürler. Birden 12'ye kadar olan ayetleri okuyup size bir soru soracağım. Tabii. Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefernahma geldiğinde evde olduğu duyuldu. O kadar çok insan toplandı ki artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu. Bu arada ona dört kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler. Kalabalıktan ona yaklaşamadıkları için bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliyi üstünde yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye oğlum günahların bağışlandı dedi. Orada oturan bazı din bilginleri ise içlerinden şöyle düşündüler. Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor. Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir? Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa onlara, ''Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz?'' dedi. Hangisi daha kolay felçliye, ''Günahlarım bağışlandı'' demek mi? Yoksa ''Kalk, şilteni topla, yürü'' demek mi? Ne var ki? İnsanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye. Sonra felçliğe sana söylüyorum kalk şirteni topla evine git dedi. Adam kalktı, hemen şırtesini topladı, hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşa kalmıştı. Tanrıyı övüyorlar. Böylesini hiç görmemiştik diyorlardı. Şimdi Yusuf kardeş bu mucize hakkında konuşmadan önce sormak istiyorum. Mesih'in Kefernahum'a gitmesi hakkındaki yorumunuz nedir? Mesih Kefernahum'da birçok mucize gerçekleştirdi. Bu Kefernahum'u nasıl etkiledi? Etkiledi mi? Tövbe ettiler mi? Geri mi döndüler? İsa'nın hizmetinden yararlandılar mı? Yani Kefernahum'un Mesih Nazareti kötü koşullarda terk ettikten sonra ülkesi ya da kendi şehri olarak adlandırılan şehir olduğunu bilmemiz önemlidir. Luka 4'te okuduğumuzda Mesih'i öldürmeye çalıştılar. Bu hizmete başladıktan sonraki ilk girişimdi. Mesih Nasır'a'dan ayrıldı ve eğer yerleştiği söylenebilirse Kefer Nahum'a yerleşti. Çünkü her zaman bir yerden bir yere hareket ediyordu. Ve de aslında Kefer Nahum'da olanlar birçok mucize gördüler. İsa'nın Kefernahum'da gerçekleştirdiği yaklaşık yedi mucizeyi gördüler. Kısaca bahsedilen diğer birçok mucizeye ek olarak. Ne yazık ki sözü ve işlerini reddettiler. Burada sözü reddettiklerini görüyoruz. Sözü vaaz dediler ve günahları affedebilecek kişi kim dediler. Yani onun sözlerini reddettiler. Matta 11'e ulaştığımız zaman Kefernahum'da onun çalışmalarını reddetmiş olduğunu göreceğiz. Mucizelerinin çoğunu yaptığı ve de tövbe etmedikleri şehir Kefer Nahum şehridir. Evet hayat kardeş. Yusuf kardeş bu mucizeyle bana insanı, zayıflığını, Mesih'i ve gücünü anlatır mısınız? Bize bu iki taraftan bahsedin lütfen. Tabii. Tüm hastalıkların arkasında körlük gibi ruhsal hastalıkların olduğunu görebiliriz. Körlük bilinmektedir ancak günah neye sebep olabileceğinin bir basit görüntüsüdür. Ya. Evet, yazıyor. Bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir. Benzer şekilde cüzzam temiz değildir ve cüzzamlı Tanrı ile olan dostluğundan mahrumdur kanın boşaltılması, hayatın boşaltılması ve diğer tüm hastalıklar, hepsinin manevi bir imajı vardır. Burada felç, insanın toplam sakatlığının bir görüntüsüdür. Bildiğimiz gibi felçli bir adam kendine bir bardak su bile alamaz. Kendisi için hiçbir şey yapamaz ve bu tamamen özürlülüğü içinde bir insan imgesidir. Yaşaya ye 64'te şöyle diyor, hepimiz murdar olanlara benzedik, bütün doğru işlerimiz kirli paçavra gibi. Yaprak gibi soluyoruz suçlarımız, rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi. Yani tamamen sakatlık, az rüzgarla alınan bir yaprak gibiyiz. Ve aslında bu kendisini köleleştirdiği günah dışında hiçbir şey yapamasa da istediği her şeyi yapabilen güçlü bir adam olarak düşünen günahkar anlamına gelir. Bu insana olduğu gibi ama onu kurtarmak için insana gelen merhametli Tanrı'ya şükürler olsun. Bu harika mucize, Mesih'in uzun yıllar boyu yatağa bağlı yaşayan bu adamı iyileştirmesi. Bu mucize aracılığıyla gördüğümüz İsa Mesih kimdir? O sadece bir peygamber midir? Sadece bir elçi mi? İsa Mesih kimdir? Bu mucize bize İsa'nın kim olduğu ile ilgili bazı şeyler söylemektedir. İlk olarak düşünceleri bilir. İkincisi imanı görür. Üçüncüsü bu kötü insanların düşüncelerini okuma ve onlarla ne düşündükleri hakkında konuşma gücüne sahiptir ve bunu Rabbimiz dışında hiç kimse yapamaz. Mezmur 139 bize düşüncelerini uzaktan anladığını söyler ama aynı zamanda felçli olan adama günahlarının bağışlandığını söyleme ve buyruk verme gücü vardır. Ve onlara şöyle söyledi. Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye. Sonra felçliye sana söylüyorum kalk çilteni topla evine git dedi ve şüphesiz insanlar bu mucizeyi görünce Tanrı'yı yücelttiler. Ve hiç böyle bir şey görmedik dediler. Yani o bilinmeyeni bilen ve Doğru. sırları açığa vuran İsa'dır. Doğru. Ve aynı zamanda günahları evet. affeder. Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir? Neden sadece Tanrı günahları bağışlayabilir? Neden? Biri seni incitirse onu affedemezsin. Ve eğer affedersen işe yaramaz. Ancak seni rahatsız ettiği için özür borcu bulunan tek kişi sensin ve onu affetmekte ya da... Doğru. Etmemekte özgürsün. Günah kime karşı işleniyor? Tanrı'ya karşı. Tanrı'ya karşı. Evet. Davut, günah işlediğinde, ünlü tövbe mezmurunda, mezmurları 51'de, sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım. Bu nedenle söylediklerinde haklı, yargılarında adilsin. Uzak ülkedeki kayıp oğul, kalkıp babamın yanına döneceğim. Ona baba diyeceğim, Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Günahı Tanrı'dan başka kimse affedemez. Mesih günahları bağışladıysa onun Tanrı olduğu kanıtlanır. Günahları bağışlamak Tanrı'nın egemen işlerinden biridir. Teşekkürler. Evet. Şimdi bir ara verip seyirciden soru alacağız. Mesih'in birçok mucize yarattığını gördük. Ama burada bu mucizede Mesih hakkında sözü onlara vaaz ettiğini söylüyor. Mucizeler yalnız yeterli değil mi? Söz gerekli mi? Bir hizmetkar için sözün önemi nedir? Yusuf kardeş. Aslında sözsüz mucizeler elbette işe yaramaz. Elçi Paulus bu yüzden oğluna Tumateus'a Tanrı sözünü duyur, zaman uygun olsun olmasın bu görevi sürdür dedi. İnanç mucizelerle değil işiterek gelir. Demek ki iman haberi duymakla, duymak da mesihle ilgili sözün yayılmasıyla olur. Varsa mucizelerin rolü nedir? Markos 16'da şöyle diyor, Rab onlarla birlikte çalışıyor. Görülen belirtilerle sözünü doğruluyordu veya İbrahimler 2. bölümde başlangıçta Rab tarafından bildirilen bu kurtuluş Rab'bi dinlemiş olanlarca bize doğrulandı. Tanrı da belirtiler, harikalar, çeşitli mucizeler ve kendi isteği uyarınca dağıttığı kutsal ruh armağanlarıyla buna tanıklık etti. Bu yüzden haberi sözü dinleyerek alıyorum. Ama bunun Tanrı tarafından söylendiğini kanıtlamak için sözü işaretlerle doğrulamaya başvuruyor. Teşekkürler Yusuf kardeş. Yusuf kardeş bu mucizede Mesih'in günahları affetme hakkı olan Tanrı olduğunu kanıtladığını söylemiştik. Fakat Doğru. kendisinden bahsettiğinde ayet 10'da ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye. İnsanoğlu unvanı yaşamın tüm evrelerinde Mesih'le ilgilidir. Bu bize ne anlatıyor? Burada bahsettiğim en az iki şey var ve Yuhanna 5'e 27'de bulduğumuz başka bir şey olduğunu görüyorum. İnsanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye yeryüzünde kelimelerini görebiliriz. Çünkü cennette günahların affedilmesine gerek yoktur. ...ne de günahların cehennemde affedilmesi umudu yok. Cehennemde olan kişi Ölümden sonra umut yoktur. Hiç umut, umut yok hiç. Umut dünyada biter. Kesinlikle. Ve cennete girenlerin günahları zaten affedildiği için... ...affedilmesine gerek yok ama yeryüzünde... ...umutsuzca günahlarınızın affedilmesi gerekiyor. Ama burada günahları iman için bir ödül olarak affettiğini söylüyor. Peki ya inançsızlık? Yuhanna 5'e 27. Ona yargılama yetkisini de verdi... Çünkü o insan oğludur. Böylece insanoğlu olarak günahları affeder ve aynı zamanda insanoğlu olarak daha sonra inansızlığı mahkum edecektir. Teşekkürler. Elbette bu dört arkadaş iyi iş çıkardılar. Arkadaşlarına sadakat evet. gösterdiler ve Rabbe güvendiler. Yusuf kardeş, bu dört arkadaş hakkındaki yorumunuz nedir? Aslında bu dördü bana kutsal kitaptaki birçok büyük dörtlüğü hatırlatıyor. Burada felçli bir arkadaşı olan dört arkadaş var ve onu taşıdılar. Çünkü yürüyemedi. Ve kapıya vardıklarında büyük bir kalabalık buldular. Kapının yanına gelemediler. Bu yüzden sessiz kalmadılar ama yukarı çıktılar ve çatıyı ortaya çıkardılar. Ve Rabbin önünde yatağa bıraktılar. Rab bu çok kibirli olan şehirde, Kefernahum'da bu beş kişinin, dört adamın ve de taşıdıkları zavallı arkadaşın inancından dolayı yenilendi. Ama ikinci kral 7'deki 400 zamlı adamı hatırlıyorum. Onlar şehre bir bereketti. Ve lekesiz dört genç erkeğin Daniel'in imparatorluğu için bir nimet evet, olduğunu hatırlıyorum. Doğru. Daniel 1. bölümde Şadrak, Mesak ve Abeknego. Sonra elçilerin işleri 16'da dört gezgini hatırlıyorum ve onlar tüm Dünya için bir nimetti. Paulus, Silas, Luka ve Timoteus hizmette ne kadar harika bir arkadaşlık. Bireylere, bir şehre, bir imparatorluğa hatta birlikte durursak tüm dünyaya nimet olabiliriz. Ve onları Mesih'e getirerek arkadaşlarına bir bereket oldular. Doğru. Ve başkalarına karşı sorumluluğumuz onları Mesih'e getirmektir. Evet. 13. ayetten 17'ye kadar olan bölüm Levi'nin çağrısından bahsediyor ve bana Levi'nin kim olduğunu söylemenizi istiyorum. Matta kimdir? Arka planı, işi ve Rabbin onu çağırdığı koşullar. Levi, İbranice adıdır ve Matta, Yunanca adıdır. İkisi de aynı kişiye aittir. Matta'nın müjdesinin yazarıdır. Ve belki de Levi kabilesinden gelmiş gibi görünmektedir. Vergi tahsildarı olarak çalıştı ve işgalciye vermek için vatandaşlardan para topladı. Bu yüzden bir vergi tahsildarının bu işi tanıklıkları bile mahkemelerde kabul edilmediği ve sadakalarının tapınakta kabul edilmediği ölçüde aşağılandı. İnsanlar onlara fahişelere ve günahkarlara baktıkları gibi bakıyorlardı. Her zaman bu takımla sınıflandırılmışlardı ama Rab bütün ihtişamı ona aittir. O yerden geçti ve tek bir kelimeyle gücü olan kralı görüyoruz. Bir kralın sözünün olduğu yerde güç vardır. Tek bir kelime Mattaya beni takip et dedi. Böylece ayağa kalktı ve onu takip etti. Ancak burada bahsedilmeyen Matta ve Luka'da bahsedilen harika bir şey yaptı büyük bir şölen yaptı ve pek çok kişiyi davet etti. Sanki onu kimin kurtardığını, arkadaşlarını kurtarabildiğini söylemek istiyormuş gibi. Ve bunda harika bir görüntü görüyorum. Kurtarıldım ama arkadaşlarım hala kötülükte yaşıyorlar ve onlarla yaşıyorum. Böylece beni kullanan kişi onları kullanabilir böylece bir şölen yaptı ve birçok insanı bu şölene davet etti ve şüphesiz kibirli ferisiler vergi tahsildarları ve günahkarlarıyla nasıl yiyor ve içiyor diye buraya odaklandılar. İsa'nın yanıtı iyi olanlar doktora ihtiyaç duymaz ama hasta olanlar duyardır. Katipler ve ferisilerin vergi görevlileri ve günahkarlarla yemek yediği için Mesih'e karşı çıkmaları evet. onların yüreklerini gösterdi. Ve Mesih'in yanıtı iyi olanların doktora ihtiyacı yoktur ama hasta olanların var. Kalbini ve ihtiyacı olan insanları nasıl gördüğünü açıkladı. Bu ölümsüz değiş. Birçok insan bunu söylemeye devam ediyor. İyi olanların doktora ihtiyacı yok ama hasta olanların var. İsa bu sefil ve zavallı insanlara nasıl baktı? İsa dünyaya geldiğinde dünyanın iyi ve dürüst insanlarla dolu olmadığını biliyordu. Doğru kimse yok. Hayır, bir kişi bile yok diye biliyordu. Sadece Sadece en başından beri her şeyi bilen Tanrı olarak sahip olduğu mutlak bilgisi yüzünden değil, binlerce yıl önce Adem'den İsa'nın zamanın doluluğuna geldiği zamana kadar tüm insanlara bir şans verdiğinden. Bu binlerce yıl boyunca testte kaç kişi başarılı oldu? Aslında hiç kimse. İsa dünyaya... Dünyaya geldiğinde günahkarlarla tanışacağını iyi biliyordu. Doktor olacağını biliyordu ve tüm dünya hasta. Hepimiz hastayız. İlahinin sözleriyle kimse aramızda doğru değil. Aramızda kimse doğru değil. İsa bunu biliyordu ve bu görevi memnuniyetle kabul etti. Sadece hastaları iyileştirmekle kalmadı. Aynı zamanda Yaşaya 53'te bizler onun yaralarıyla şifa bulduk der. Haç üzerindeki acılarla hasta insanlar iyileşti. Hepsi iyileşti. Teşekkürler Yusuf kardeş. 18'den 22'ye kadar olan ayetleri okuyacağım ve sonra ara verip izleyicilerin sorularını cevaplayacağız. Tamam. Yahya'nın öğrencileri ile Ferisiler oruç tutarken bazı kişiler İsa'ya gelip Yahya'nın ve Ferisilerin öğrencileri oruç tutuyor da senin öğrencilerin neden tutmuyor diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi: "Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı? Güvey aralarında oldukça oruç tutmazlar. Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. İşte onlar o zaman o gün oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Yoksa yeni yama çeker, eski giysiden kopar, yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa şarap tulumları patlatır, Şarap da tulumlar da mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur. Bir ara verelim sonra izleyicilerin sorularını alalım. Müzik alıntıda damat ve arkadaşları hakkında konuştuk. Damadın arkadaşları ile kim kastediliyor ve ne zaman oruç tutmaya başlayacaklar? Buyurun Yusuf kardeş. Mesih'i bir damatla karşılaştırmak sadece vaftiz Yahya'nın, Yuhanna'nın müjdesi bölümüste söylenmez. Eski Ahit'i doldurur. Bu yüzden sık sık yaşayanın peygamberliğinde gelin hakkında sevindirici damat ve Yeremya 2'de nişanlıya sevgisi ve ezekiel ve Hoşea'daki düğün hakkında okuruz. Elbette Mesih geldiğinde gelin hakkında konuşmadı. Çünkü ne yazık ki gelinin hazır olmadığını biliyordu. Ama damat arkadaşının e, sadık kalıntısı hakkında konuştu ve dedi ki, damadın arkadaşları ağlayabilir mi yoksa damat yanlarındayken oruç tutar mı ve İsa'nın damat arkadaşlarıyla olduğu günler sevinç dolu olan günlerdir ve de aslında Mesih'in dünyadaki günleri tanrısal insanlar ve de öğrenciler için mutluluk ve sevinç dolu günlerdi. Ve halk için. Ve ulus için. Sana büyük bir sevinç getiriyorum. Kesinlikle. Mesih bir keresinde öğrencilerine öyle günler gelecek ki insanoğlunun günlerinden birini görmeyi özleyeceksiniz ama görmeyeceksiniz dedi. Mutluluk ve sevinç dolu günler ama Mesih burada damadın götürüleceği günü ima ediyordu. Götürülmek ifadesinin anlamı damadın yokluğu. Sadece bu da değil. Götürülmesinin trajik sonucu elbette ki çarmıha gerilmeyi ima ediyordu. İnsanoğlu yukarı kaldırılmalı. İnsanın oğlu çarmıha gerilmeli. İsa haçta korkunç bir ölümle ölecekti ve yükseldiğinde ulus onu görmeyecekti. Cennete yükselecek ve damadın arkadaşları ağlayacak ve oruç tutacaktı ve elbette bu kilisenin alamasından sonra dikkatimizi çekiyor. Yani bugün İsa'nın bedende yeryüzünde olduğu dönemde başlayan çağrıdan farklı bir çağrıdır. Kilisenin çağrısı diğer nesillerdeki insanlığın bilmediği bir sırdı. Ancak alamadan sonra o ulusun ve insanların kalıntısı olan damat arkadaşlarının çok zor koşullardan geçeceği. O zaman canavar ve sahte peygamber görünecek ve de onlara zulme edecek. Zulüm günleri kesinlikle ağlayacak ve oruç tutacaklar. Ve de sonra Mesih görünerek onları özgür kılacak ve onları kurtaracak. Peki bu onları ağlatmalı mı? Yoksa onları tam tersine sevindirmeli mi? Yoksa rahat mı ettirmeli? Peygamberliklerden kefaret gününde çok fazla ağlayış olacağını anlıyoruz. Bu halk Evet. Geri dönecek ve Rab'den gelmesini, gökleri açıp onlara gelmesini isteyecekler. Rab onlarla gelecek ve onlarla birlikte olacak. Bu ağlayış ve üzüntü tamam. sevişe dönüşecek. Yusuf kardeş 23. ayetten bölümün sonuna kadar olan bir sonraki bölüm tahıl tarlaları arasında Mesih'le ilgilidir. Ve öğrenciler tahılların başlarını kopardılar. Din bilginleri, ferisiler yaptıkları şeyden hoşnut kalmadılar ve Rab tepkilerini yanıtladı. Buyurun. Yani öğrencilerin yaptığı şey yasaya aykırı bir şey değildi. Yasanın tekrarı 23'e 25'te olduğu gibi biri bir arkadaşının ekili tarlanının ya da bir komşusunun ekili tarlanın yanına geldiğinde istedikleri kadar yiyebilecekleri söylenir. Onlarla birlikte alıp götüremezler hayır. Böylece öğrencilerin kopararak ve yiyerek yaptıkları şey buydu. Çünkü onlar açtı. Yani sorun tarlada bunu yapmaları değildir. Bir şabat günü yapmış olmalarıdır. Perisiler şabatlara karşı çok hassaslar. Şabatlar. Bunun yerine şabat insanın dinlenebileceği bir gün. Onun için bir kısıtlama haline geldi. İşte din budur. Din kolay meseleyi zor bir meseleye dönüştürmek tüm insanlardan önce övünmek anlamına gelmektedir. Ve gerçek hiç de öyle değil. Böylece ferisiler itiraz ettiler ve öğrencilere Şabat günü için yasal olmayan şeyleri neden yaptığını sordular. Hasat ve harman olarak koparmayı düşündüler ve hem hasat hem de harman Şabat günü yasal değil ama biçmediler ya da harman etmediler açlıklarını tatmin etmek için yemek yiyorlardı. Ama bu ferisilerin zihinleri kadar karanlık kalpleri de bu olayı ...hoş görmedi. Mesih onlara nasıl karşılık verdi? Davut'un günlerinde... ...onunla ve onunla birlikte olan... ...insanların... ...aç olduğu ve Tanrı'nın evine gidip... ...göstere ekmeğini yediği... ...bir şeyden bahsetti. Bu kesinlikle Davut için... ...yasal bir şey değildi. Rab neden bundan olumsuz bir yoldan... ...çok olumlu bir yoldan... ...bahsetmiştir? Çünkü ulusun umudu olan kral açlıktan ölmek üzereydi. Peki, Ulusun umudunun sadece bu yasayı korumak için ölmesi mi gerekiyordu? Saul'un ve de kahinlerin yozlaşmış olan yönetimleri ve de burada da din bilginleri ve ferisiler ve Davut ve zavallı havarilerin yaptıkları, İsa Mesih Davut'un davranışına ya da öğrencilerin davranışına itiraz etmedi. Harika. 28. ayet hakkındaki yorumlarınız. Bu yüzden insanoğlu şabatın da Rabbidir. Şabat kim içindir? Bu bölüme göre Mesih kimdir? Şöyle yazılır. Mısır'dan çıkış 31'de Rab, şabat günlerimi tutacaksınız der. Ve sonra Mesih, insanın oğlu aynı zamanda şabatın Rabbi der. Bir kez daha insanoğlunun sadece bir insan olmadığını, ancak ilahi bir ünvan olduğunu söyleyerek insanoğluna odaklandı çünkü Daniel 7'ye göre tüm halkların, ulusların ve dillerin ona hizmet etmesi gerekir. Bu da insanoğlunun aynı zamanda Tanrı'nın oğlu olduğunu kanıtlamaktadır. Bu bölümde son bir soru. Zamanımızın tükendiğini biliyorum ancak Markos 2'de başkahin Aviatar'ın günlerinde. Ancak 1. Samuel'de Avimelek'in günleri olduğu söyleniyor. Burada sormak istiyorum Yusuf kardeş. Yani Aviatar mı Avimelek mi? Aslında bu olay Aviatar'ın günlerinde meydana gelmiştir. O zaman başkahin değildi ama Avimelek başkahindi ve bu olay yüzünden ölmüştür. Davut'un hükümdarlığı sırasında Aviatar başkahindi. Yani dolayısıyla... Davut'un hükümdarlığı boyunca en yüksek yahin olan Aviyatar oradayken olayın meydana gelmesiyle ilgili bir hata yoktur. Ancak Ahirtuboğlu Avimelek, kötü kral Saul bu bölümde neler olduğuna göre onu öldürdü. Teşekkürler Yusuf kardeş. Bölümün sonuna geldik. Tanrı sizi korusun. Burada konuklarımıza dönüyoruz. Bugünkü bölümden ne öğrendik? Felçli insanın mucizesinde İsa Mesih'in düşünceleri bildiğini ve imanı gördüğünü biliyoruz. O günahları bağışlayan yüce olandır. Mark'ın müjdesi Rab İsa'nın birçok mucizesiyle ilişkilidir. Çünkü iman Tanrı'nın sözünü duyarak ve duyarak gelir. Ancak mucizelerin amacı beraberindeki işaretlerle sözü doğrulanmaktır. Bugünün tüm bölümlerinde Mesih'in geçtiği her aşamada ona direnenlerin olduğunu görebiliriz ve bu hala günümüzde oluyor. Direnenler her yerde ama kutsal yazılara bağlı kalmamız ve bunu bilmemiz harika. Böylece bize sorulan her şeyi cevaplamaya hazır olabiliriz. Teşekkürler. Rab sizi kutsasın. Teşekkürler Yusuf Sizin kardeş. Rab sizi kutsasın. Sevgili izleyicilerim, Mesih geldi ve kalbi bir doktora ihtiyacı olan Hasta insanlara karşı sevgi ve hassasiyetle doluydu. Mesih acı çeken insanlıkta hasta olduklarını ve bir doktora ihtiyaç duyduklarını gördü. Ve Mesih günah için tek şifa tedavisine sahip olan tek hekim olarak geldi. İsa geldi ve Petrus şeytan tarafından ezilen herkesi iyi yapmaya ve iyileştirmeye devam eden dedi. Fakat Mesih Mesih ne dedi? İyi olanlar doktora ihtiyaç duymazlar. Hasta olanlar duyar, ruhsal hastalıklarını hissedenlere, kurtarıcıya duydukları ihtiyacı hissedenlere ona gelin. Tedavisi olan sadece odur ve çarmıha gerilmiş İsa, insanın ciddi hastalıklarının tedavisidir. İnme deriden daha derindi. İnsanlığın yüreğinin bozulması Mesih'in haçıyla iyileştirilebilir. Mesih'e gel. Tedaviniz Mesih'te ve bizi tüm günahlardan temizleyen İsa Mesih'in kanında. Bir sonraki bölümde tekrar buluşana kadar Rab sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşamak altından değer dedi, Yüreğim milan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur